Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta Barış Arıkan'la beraberiz. Geçen hafta Barış bizi Premier Lig'e tercih etmişti. Halbuki dünyanın en çekişmeli, mücadeleci, rekabetçi liglerinden birinin en önemli maçlarından birini konuşmuştuk ama Barış bundan mahrum kaldı. Vallahi nasılsın? Manchester City'nin Premier Lig'in zirvesine yerleştiği Liverpool'a 4 attı hafta. Hakan'la program yapmak çok daha cazip geldi vallahi kardeşim, kusura bakma. Daha keyifli çok mi oldu? Çok keyifliydi. Yani en son bıraktığımda kel falan diyordu da o galibiyet serisinden sonra şeydi yani. Hocam gerekli saygıyı uyandırmış. Öteki maçları konuşalım, City'yi pek konuşmayalım falan diyordu. Güzeldi yani. Ya bir tarafta da ama yine Kadıköy deplasmanında alınmış bir galibiyet vardı yani. O da keyifli olabilirdi senin için. Olabilirdi, onu artık konuşuruz daha ya. Fenerli yok programda. Keyifli olmazdı. Beşiktaşlar hakkımızı teslim ediyorlar. Eyvallah. Bu hafta ikimiz kaldık. Evet. Haftanın da konuşmaya değer en önemli olayı Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi geri dönüyor. Peki bir şey soracağım Mustafa sana başlamadan. Ne ifade ediyor senin için Şampiyonlar Ligi? Kalite. Ya benim için şu yani... ifade ediyor. Yani gerçekten Avrupa çatısı altındaki en güzel organizasyon, spor açısından demiyorum sadece. Yani Erasmus'a gittiğimde anladım. Meksikalı da vardı, Alman da vardı, İspanyol da vardı, Güney Amerikalı da vardı. İşte eski saatiyle 21.45'ti, oranın saatiyle 20.45'ti. Şimdi 15 dakika ileri aldılar. O Santra'ya topu koydukları zaman bütün Avrupa, yani %90'ı, büyük bir kısmı o maçı izliyor. Yani bütün her şeyi bir kenara bırakıyorlar. Çok başarılı bir organizasyon. Ben Avrupalı olmak şeyini en iyi yansıtan organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ne Avrupa Birliği, işte ne başka işte Avrupa Konseyi, hiçbiri Şampiyonlar Ligi'nin gösterdiği başarıyı bence göstermiyor. Ya şey vardı ya bir ara, Kurtlar Vadisi'nin kendi kanalında, kendi saatinde diye böyle bir şey vardı değil mi? Marka olmuştu yani. İşte futbolun en büyük markası da şey, Şampiyonlar Ligi yani. Saati var, artık milli marş seviyesine ulaşmış bir müziği var, büyük standartları var, topu var. İşte topundan ne bileyim görsellerine bir ara şey gelirdi bize, o kalite şey, slow motion'un bir kalitesi vardı, evet. Hatırlarsın böyle gollerin, pozisyonların tekrarlarındaki falan. Ya dediğim gibi bir müthiş bir marka, müthiş bir kalite var. Yani o geliyor tabii ki. Bunlar bir taraftan da büyük bir ekonomik gücü de oraya çekiyor. O da sahada da büyük bir rekabeti ve güzel oyunu getiriyor. Ben şunu söyleyeyim mesela, biraz teorik bir giriş yapmış olduk ama Sokrates dergide spora dair dilemmaların tartışıldığı bir bölüm vardı. İşte dilemmaları soruyorlardı. Kaan Kural, Mehmet Demirkol, ki çok severim biliyorsun Mehmet Demirkol'u, Canereler. Bir de Mert Aydın, bunları değerlendiriyorlardı. İşte klasik sorulardan biri de Maradona mı Messi miydi? Mert Aydın orada çok güzel bir şey demişti. Yani Dünya Kupası kazanmaması Messi'yi daha kötü yapar mı diye sormuşlardı. O şunu diyordu yani, o zaman futbolcuların kendilerini ispat ettikleri en büyük organizasyon Dünya Kupası'ydı. Ama şu an günümüzde Şampiyonlar Ligi oldu. Çünkü o zaman mesela Pele Avrupa'ya gelmeden dünyanın en iyi oyuncusu olabiliyordu. Çünkü Dünya Kupası'nda kendini göstermesi yetiyordu. Ama şu an Messi Şampiyonlar Ligi'ne, Ronaldo da aynı şekilde, damgasını vurarak dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu ispat edebiliyor. Çünkü dünyanın diğer en iyi oyuncusu olmaya aday olan herkes de orada mücadele ediyor ve yeniyor. Şu anda da o açıdan bence Şampiyonlar Ligi çok farklı bir noktada. Ve bizler için de, ben Galatasaray taraftarıyım. Ligde biz 22 kere şampiyon olmuştu. Fenerbahçe 19 kere, Beşiktaş 15 kere. Ya tabii ki şampiyon olunca mutlu oluyoruz ama benim olmak istediğim yer, Galatasaray'ı görmek istediğim yer, mutlu olduğum yer, işte Juventus'la, Real Madrid'le orada aşık atınca ben en çok o zaman mutlu oluyorum. Bize de bu şansı veriyor işte. Onun için yeri başka. Neyse, çok uzattım. İstiyorsan yavaş yavaş geçelim. Geçelim abi. Şimdi salı günü başlayacak maçlar. Ama ilginç de bir olay var. Malum salgın tüm hayatı, tüm dünyada her yönüyle olumsuz etkiledi. Neredeyse bir yıldır maçları seyircisiz izliyoruz. İşte bir dönem liglere ara verildi. Bir sürü spor organizasyonu ya ertelendi ya iptal edildi. İşte şimdi de virüsün mutasyonlu hali çıktı karşımıza. İşte sonbaharda tüm Avrupa'da vaka sayıları arttıktan sonra tekrar tedbirler sıkılaştırmaya başlanmıştı. Mutasyondan sonra da işte özellikle İngiltere'deki mutasyona uğramış virüs vakaları
çıktıktan sonra ortaya bazı ülkeler İngiltere'den uçuş kabul etmemeye başladı. Biz de Türkiye'de yapıyoruz bu uygulamayı. Almanya da futbola da dahil etti bu uygulamayı. Şimdi Liverpool Almanya'ya giremeyecek. Leipzig'de oynuyor bu hafta, evet. Biliyorsun. Ben o maçtan başlayalım istedim. Puskaş Arena'da oynanacak maç galiba. Evet, aynen. Budapeşte de oynanacak. Puskaş aslında Arena'da. Szoboszlai oynasaydı çok güzel olurdu da sakat. Evet. ben şeyden de hem sıcağı sıcağına bahsetmek istedim. Ozan biliyorsun Liverpool'a transfer oldu. Hafta sonu ilk maçına da çıktı. Maalesef kaleciyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu talihsiz de bir orada an yaşadı. Ozan. Yani Ozan'ı kesinlikle suçlamıyorum. Da muhakkak. Tabii. Lüzumsuz bir çıkışı var Alisson'un. Yani ben... Evet. Bir de kolay bir şey değil. O kadar önde oynayan, önde basan bir takımda stoper oynamaya başlamak ki Schalke'deydi. Schalke Liverpool gibi oynamıyordu tabii ki. Bir anda kolay olmayacak ama işte yanına Henderson'ı falan koyarak dengelemeye çalışıyor hoca da. Evet. Ben şey diyeceğim. Hem sen Leipzig'i de iyi takip ediyorsun. Bir taraftan da Ozan'ın gelişimini hani en aramızda en yakından bilenlerden birisin. İkisinden de bir bahsedelim istiyorum bir taraftan. Hem maçtan, hem Ozan'dan, hem Leipzig'den. Liverpool'u zaten iyi biliyoruz. Bu sezon çok kötü gidiyorlar. Son 3 maçında galip ayrılamadılar. Mağlup ayrıldılar sahadan. İşte sakatlıklarla boğuşuyorlar. Van Dijk'ın kaybı takımın çok şeyini götürdü. Yani sadece bir defans oyuncusu kaybı olmadı. Nasıl görüyorsun sen maçı? Liverpool'da bir psikolojik bir kopuş var gibi sanki. Yani yapılan hatalar falan o tip bir takıma hiç yakışmayacak hatalar. Geçen sene bir tane bile görmediğimiz hataları üst üste görüyoruz. Hem Alisson'dan hem diğer oyunculardan. Çünkü takımın omurgası dağıldı. Ozan için de şöyle gibi sanki. Schalke'de oynarken yaşadıklarından sonra abilerini toplayıp gelmiş gibi Leipzig'in karşısına. Olabilecek en iyi takımla karşılarına çıkıyor ama çok zor olacak Liverpool için. Leipzig'i takip etmeye çalıştım. Leipzig'in şöyle bir avantajı var. Ligdeki konumu rahat nispeten. Hafta sonunda rahat bir maç oynadılar. Rahat da kazandılar. İşte oyuncuları da fazla yormadan atlattılar. Bu maçı bekliyorlar. Nagelsmann da yani herhalde şu an dünyanın en iyi iki Alman hocası. Tuchel'den iyidir bence ikisi de. Özellikle yani Klopp zaten iyidir de Nagelsmann da iyidir. Bu maçı bekliyor. Leipzig'in oynadığı oyunun da ben çok ters geleceğini düşünüyorum Liverpool'a. Şöyle ki Nagelsmann geldikten sonra oynattığı Leipzig'e üçlü diğer üçlülerden biraz ayrılıyordu. Çünkü alışılagelen üçlüde bir tane ortada yönlendiren, ayağı iyi ama ağır olabilir. Orta sahadan bozma oluyor ya da işte oyun kurucu karakterli biri. İki kenardaki savunma oyuncusundan biri stoper özellikli, biri bek özellikli oluyordu. Ama Leipzig bunu farklı oynadı. İlk geldiği zaman Klostermann'la Halstenberg'i oynatıyordu. İki bek, milli takım seviyesine kadar yükselmiş iki bek. Bunu daha sonra değiştirdi. Şimdi değişik oyuncular deniyor orada. Mukiele'yi de kullandı oldu Tyler Adams'ı öne atıp. Ama yarınki maçta Billy Orban'ı da kullandı oldu ki o da sağlam bir stoper sakatlıklar geçirse de. Yani aslında Leipzig gerçekten merkezi çok kullanan, yoğun bir şekilde merkezden hücum eden, kenardan da kanadın tamamını kullansa da forvet gibi içeri giren oyunculardan meydana geliyor. İşte büyük ihtimalle şimdi normalde ilk yarı forvet oyuncusu kullanmadılar. Biraz Sörlot'tan da istedikleri verimi alamayınca 3 forvet değişe değişe Dani Olmo, Emil Forsberg ve Nkunku oynuyordu ve gol sıkıntısı çekmiyorlardı. Ama işte yakın zamanda Forsberg de sakatlandı. Biraz forvet kullanmaya çalışıyorlar orada. Benim tahminim Yusuf Poulsen, Dani Olmo ve Nkunku ile çıkarlar. Kanatlarda da işte forvet gibi Mukiele zaten işte kanadın tamamını kullanan bir oyuncu ama asıl Angelinho bir forvet katkısı yaptı resmen grupta. O kadar zor bir gruptan çıkardı. Biz de Başakşehir sayesinde tanık da olmuş olduk. O arkada da... Efendim? Kanat forvet. İnanılmaz ya. Yani bek diye geldi. Yani City'de bek falan kullanmaya çalıştılar. Olmadı.
Burada bayağı forvet oyuncusu gibi. Ortada da zaten iki tane bayağı hücum karakterli oyuncu var. Zabitzer'le Campbell. Yani rahatlıkla biri ofansif orta saha, biri forvetin kanadı oynayabilecek karakterde iki oyuncu. Bu sayede çok dinamik, çok tempolu bir takım. Savunmada da kaybettiler ama Upamecano var. Mükemmel bir savunma oyuncusu. Bayern Münih'in de uzun süredir arada oyuncu olacak. Ben Liverpool'u ortadan göçertebileceklerini düşünüyorum. Çok zor bir eşleşme Liverpool için bu dönemde. Çok kötü bir kura kabul etmek lazım. Grup lideri çıkıp Leipzig'i çekmek. Geçen sene de bunu gösterdiler. Şampiyonlar Ligi kupasına fazla uzak değillerdi. Evet. Yani o heyecanı kupa heyecanını sonuna İki kadar maç hissetmişlerdi. Sadece uzaklıktalardı, bir yani şey kalmamıştı. Ya evet, top kazanırlardı demiyorum. yaklaşmışlardı. Kolay değil tabii ki Paris'i, Bayern Münih'i geçmek ama o noktaya kadar gelmek çok büyük bir başarı. Bu kadar genç oyunculardan kurulu, Avrupa tecrübesi nispeten kulüp olarak az bir takım için. Ben ama söyleyeyim, hayran olduğum bir oyuncu Zobosla'yı izlemek isterdim. Liverpool'a karşı. Yani Liverpool'un tabii ki kura şanssızlığı, evet. Bir taraftan da çok dalgalılar bu sezon ve belki de şu an sezon boyunca en kötü Ama ellerinde de oynadığı bir tek bu kaldı. şeydeler. Klopp Dönem iyi hazırlandım falan diyormuş formu. ama bakalım. Yani bilmiyorum, defansif olarak sıkıntıları büyük. Hani defans oyuncu aynı art arda iki maç bir şey vardı. İki oyuncu yan yana kullanamadı diye. Yani çok zor. Zor bir maç açıkçası. Dediğim gibi yani Van Dijk'ın kaybı çok şey Ama götürdü takımdan. Sanki ruhlarını da almış gibi. Bir taraftan da bu psikolojik sürekli üst üste bindikçe daha da dibe bir doğru yerde çekiyor insanı. kesmek isteyecekler. Ellerinde de bir tek bu kaldı. Ben Liverpool'u hep kulüplerimizi eleştirirdik. Liverpool'u şu açıdan eleştirmek istiyorum. Stoper ihtiyacı oldukları aylardır belli. Yani transferin son günü iki stoperle anlaşmak çok saçma geliyor bana. Gerekirse Liverpool için önemli olduğunu düşünme. 5 milyon 10 milyon euro fazla verip şunu ocağın başında getirselerdi, şu iki oyuncu, Ozan'ı da işte öteki o transfer ettikleri Championship'ten aldıkları oyuncuyu da koysalardı, en azından bir buçuk ay bu maça hazırlarlardı. Ben anlamıyorum gerçekten. Yani takımın direkt Evet. Van Dijk'ın yerine bir oyuncu değil de idare edecek bir oyuncu alabilirlerdi. 31 Ocağı kalmamalıydı bu. Ozan'da da sıkıntı çıkabilirdi. Son dakika Schalke yerine bir Ya transfer yapamasaydı Ozan transferi de Schalke'yi de sıkıntı. evlerden ırak. Allah affetsin, o nasıl transferdir ya? Hiç Ozan'ı gönderdiler, tamam paraya falan ihtiyaç var da Mustafi'yi aldılar ya. Ya ben Schalke'yi hatırlıyorum. 5 tane falan stoperi vardı 3-4 sene önce. Hangisini koysak falan diye düşünüyorlardı. Şimdi Mustafi'ye falan düştüler. Yani Schalke, her program bir Schalke'ye sallıyoruz zaten, neyse. O Schalke'de çok kulüp adına yakışmayacak yerde. Muhtemelen buradan toparlayıp çıkmaları da artık Ya neredeyse düşmeleri hayırlı onlar için. imkansız Bir gibi. Yenileyip kendilerini yeniden gelsinler yani. Evet. Çekilecek şey Hamburg'a da aynısı oldu. Üçlü bir şekilde geliyor onlar. Evet. Dipten tekrar Ali Ece gibi çıkmaları daldan lazım. dala atlıyorum ya. Evet. İstersen devam edelim. Şimdi yani 4 maç var bu hafta. Hani kağıt üzerinde baktığın zaman en heyecan verici eşleşmelerden biri de Barcelona Paris Saint-Germain. Malum Barcelona son bir senedir Messi kriziyle boğuşuyor. Bir kaos var kulübün içinde. Teknik direktör değişti, başkan değişti. Kadroda bir sürü insan futbolcu gitmek zorunda kaldı ya da gönderildi ya da kendi ayrıldı. Hatta Griezmann'ın da başı yakılmak için çok uğraşıldı ama o bir şekilde kaldı ve şu an takımın en önemli oyuncularından biri. Yani acayip bir durum yaşadılar. Karşılıklı sanki restler çekildi. Messi de hatta takımdan ayrılacaktı. Çok konuşuldu. Sonra işte bu sezon devam etti. Muhtemelen bu sezon sonunda Ayrılacak mı sence? Ben hiç ayrılması ayrılacağını gündeme geldi. zannetmiyorum. Yani tekrar kendini güçlü konuma Daha getirdi güçlü gibi görünüyor şu başkanı anda. yıktı Eğer ya, daha güçlü nasıl olabilir ki? yani bu konumunu devam Bence ettirirse de kalır. Tekrar
sarsıldığını hissederse yine aynı şeyleri yaşar kulüp. Ve bu sarsıntılar büyük de sarsıntılar. Yani mali olarak da çok büyük yükleri oluyor takıma. Buradan bir her zaman çıkmak kolay olmayabilir. Bu sene mesela belki de şampiyonluğu kaybettiler. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir yere gelemeyecekler. Çünkü ellerinde adam akıllı bir forvet oyuncusu da kalmadı. Senle daha önce de konuştuk. Kadroya bakıyorsun. Hani neredeyse ismini yeni yeni duyduğumuz isimler. Messi ile Griezmann'ı çıkar. Yani Olympique Lyon'dan falan kötü bence kadrosu. Bir ara yine Barcelona böyle bir şey yaşadıktan sonra Ricard yönetiminde yeniden bir yapılanıp tekrar böyle bir şeye Ronaldinho'yu göndermişlerdi. Orada Messi üzerine takım kurmuşlardı. Doğru. Guardiola'nın yaptıydı. Guardiola yaptı onu. Evet, öncesinde de Ricard'ın başladığı yapılanmada da yine böyle bir süreç yaşanmıştı. Yine böyle adı yeni yeni duyulan futbolcularla, hatta kulübeye baktığın zaman kimseyi tanımıyordun. İşte sonra o Barcelona tekrar muhteşem bir takım. Hatta işte son dönemlerin en iyi takımını oluşturdular Guardiola'yla da birlikte. Şimdi de Koeman'dan yeni bir takım yaratması bekleniyor. Hatta Katalan bir tane köşe yazarı bu hafta sonu bir şey yazmış, bir yazı şey atmış başlığına. İşte Cruyff artı Van Gaal eşittir Koeman diye böyle iddialı da bir başlık. Herkes de işte dalga geçiyor. Trabzon basınında çok benziyorlar ya. Hani yani Koeman'dan da böyle bir beklenti var. Koeman sence nasıl bir hoca? Yeni bir takım yaratıp. Ya ben karar veremedim. Ben diyorum ki bir yere yani ben Everton'u çok takip ediyorum yani. Biliyorsun. Hiç memnun değildim Everton'dayken ama sonra gidiyor bir yerde çok başarılı oluyor. Yani Barcelona'nın son zamanlarda hocalar o kadar kötüydü ki. Koeman iyi gibi gözüküyor işte. Tata Martino'dan falan iyidir de yani bilmiyorum. Kesinlikle iyidir Tata Martino'dan da. Ya bir kere yetiştirici bir hoca kesin. Ve şu an sanki biraz Barcelona'nın da tekrar ona ihtiyacı var gibi. Ama bir taraftan da rekabetçi olmak da gerekiyor. Bunu aynı zamanda bunu yapmak çok zor. Bunu ikisini aynı anda yapan teknik direktör sayısı da dünyada Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Yani bir taraftan yetiştirip bir taraftan rekabetçi olmak. Burada tabii ki Barcelona ismi büyük bir isim. Yani her zaman rekabetin içinde olmuş bir takım. Sadece o şu an yetiştirmeye çalıştığı futbolcuların profili buna uygun mu değil mi soru işareti bu var. Bunu da işte Şampiyonlar Ligi test etmek ama için kötü bir haber geldi Barcelona'ya da geçen hafta. Neymar sakatlanmış. Kötü bir haber bence. Kötü bir haber mi bu? Yani Neymar'sız o takım çok daha iyi oynar bence. Çok daha iyi. Ya şimdi Paris'te de teknik direktör değişikliği oldu. Onu da hiç anlamadım ben. Çok konuşuldu. Hani net tabii ki bir bilgi yok ama Başakşehir maçında olabilir. Yaşanan o ırkçılık olayından sonra Tuchel çok zaten görüntüleri de çok yansıdı. Maçın devam etmesine yönelik çok çaba sarf etti. Tuchel biraz sıkıntılı o konularda evet. O gün, o akşam. Bu özellikle Fransa'da kamuoyunu çok rahatsız ettiği ve Tuchel'in bu nedenle gönderdiği... O Fransız kamuoyunu çok rahatsız etmesi de gerek yok Mustafa. Orada belli ki maçta da gördük. Mbappe ile Neymar'ı rahatsız etti büyük ihtimalle. O da yetti. Tabii. Ya, zaten kamuoyu oluşturan da büyük isimlerin bu tepkiyi koyması. Yani Tuchel bence çok başarılıydı çünkü Paris'te. Yani Paris Saint Germain'e final oynatmak tamam kadrosu iyi. Tek tek baktığın zaman iyi de Paris Saint Germain gibi bir takıma Şampiyonlar Ligi'nde böyle zor bir sezonda ki Paris için gerçekten ligi oynamadılar. Şubat ayında Mart ayında bir takım ayrıldı. Temmuz'da toplanıp bir ay sonra Şampiyonlar Ligi oynadılar. O takım final oynatmak çok zor. Tabii o takıma zor. Bir taktik bir şey oturtmak falan gerçekten büyük iş. Çok zor oyunculardan kurulu. Çok nasıl diyeyim kariyerinin tepesini önceden görmüş aşağı inen çok oyuncu var orada. Mesela Di Maria falan iyi bir oyuncu da yani kolay da değil bu kadar fazla oyuncuyla bir takım kurmak, oynatmak.
Kimler i̇şte, kimler evet. denedi yapamadı evet. abi? Paris'te. Bir Ancelotti başarılı olmuş, o da yarım bıraktı. Görmedik dediğim Avrupa'da gibi. Ne yapacağını. Ondan sonra başarılı olan işte Tuchel oldu ama işte böyle bir sıkıntı yaşadı. O da iyi bir yere gitti. Onu da ayrıca konuşuruz. Ben eşleşmeyle ilgili söyleyeyim. Ben Paris'in rahat geçeceğini düşünüyorum. İyi bir eşleşme onlar için. Dirençli bir takım. Paris rahatlıkla yener gibi geliyor Paris Barcelona'yı da. Tabii şeyi hatırlıyorum. 2 sene önce bir Liverpool-Barcelona eşleşmesi vardı. Biraz ona benziyor. Liverpool ilk maç mükemmel oynamıştı. Messi 3 tane şapkadan tavşan çıkarıp 3-0 bitirmişti maçı. Aa bitti falan diyorduk. İkinci maç işte Liverpool 4-0 yenmişti. Yarı finalde hatırlıyorum. Ya o sezon söyle bir mucize olmazsa maç kazanamaz Barcelona bence. Yani zor gözüküyor. Son 10-15 yılda hatırladığım en iyi şampiyonlar. Ya benim için en büyük geri dönüş de yine çok Barcelona aleyhine Roma'nın geri dönüşü çok acayipti. Ya bir de Roma'nın yapması onu büyük evet, olay işte tabii. Onu, Roma'nın geri dönüşü. Sen ne diyorsun? Biz çok kaliteli Paris'e. Maçlar izledik. Ya Paris ya tabii ki bir kere kadro kalitesi olarak Barcelona'dan çok daha iyi durumdalar. Pochettino'nun da gelişiyle ki iyi kötü de bir teknik doğru bir kadroya gelmedi ama bence. Sonra. Keşke yeniden yapılanan bir takıma gelseydi. Belki kendi imzasında işte bu yazdan itibaren atmaya başlayacak. Dediğim gibi iyi bir teknik direktöre de geldi ki Pochettino da geçen sezon gösterdi kendini. Hem Premier Lig'de nasıl bir hoca olduğunu hem de bir taraftan Şampiyonlar Ligi'nde de Tottenham'la birlikte göstermişti. Hani o arenada da iyi işler yapabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Dediğin gibi yani bu eşleşmede şanslı taraf olan ben sana bir şey sormak istiyorum. Bu iki maç aynı saatte. Leipzig Liverpool'la Paris Saint-Germain Barcelona. Hangisini izleyeceksin? Dönüşümünü izlerim tabii muhakkak ama daha çok Barcelona... Çok hayal kırıklığına uğrattın beni. Ben öteki maçı izlerim. Hiç isminin vaat ettiği bir şey yok bence. Olmayacak bence sahada. Ben vaat ettiğinden dolayı değil, bir Barcelona'nın gerçekten nasıl oynadığını merak ediyorum. İki Pochettino'nun Paris Saint Germain'ini merak ettiğim. Yani ben açıkçası oyunu merak ettiğim için izleyeceğim. Yoksa isimle bu maç... Ya ben birini bilgisayardan, birini televizyondan açarım da televizyondan açacağım. Leipzig Liverpool olacak büyük ihtimalle. Ya neden biliyor musun abi? Çünkü artık oturup La Liga izlemiyoruz. Barcelona'nın bu hafta ne maçı varmış diye sen bakıyor musun? İşte o yüzden uzaklaştık. Uzaklaşmak yani, değil. Bana bir şey vaat etmiyor Barcelona. Ya mesela o yüzden şimdi böyle bir Kuman nasıl bir hazırlık yaptı merak etmiyorum yarınki maç için. Ama Nagelsmann'la Klopp'u bile karşı karşıya izlemek çok heyecanlandırıyor beni. Neyse çarşamba tabii. Dediğim gibi dönüşümle izlerim. Haftaya zaten önümüzdeki haftanın fikstürünü de konuşacağız. Şimdi şey yaparız. Deriz ki işte yani analizini de yapmış olabiliriz. İstersen yani. Çarşambaya da geçelim. Çarşambaya geçelim. Çarşamba günü Sevilla Borussia Dortmund maçı var. İki maçtan biri. Sevilla müthiş bir formu var son dönemlerde. Ligde ve kupada. Barcelona'yı da yendiler. O çok olumlu bir referans olmayabilir. Barcelona'nın durumu yanıltmasın. Yok ondan demiyorum. Yani şu an kupada ve ligde çok iyi gidiyorlar. Aşağı yukarı bir 8-9 maç yenilmeden devam ettiler. Yani bayağı iyi gidiyorlar ki Dortmund'u da biliyoruz. Çok dalgalı teknik direktör değişikliğinden sonra da çok fazla bir değişiklik olmadı. Dortmund yeni sezonda hocasını da buldu. Çok iyi bir hoca buldu bugün açıklandı. Marco Rose. Şu an kazasız belasız Şampiyonlar Ligi'nde ne katılacak şekilde ilk dörtte bitirip sezonu kapatmaya bakıyorlar. Ama Terzic de çok kötü yönetiyor. Tabii. Yani maç kazanamıyor ligde takım. 6 puan fark oldu Şampiyonlar Ligi ile arasında. Ben ilk eşleşme olduğunda Dortmund'u bir adım önde görüyordum. İyi durumdaydı Dortmund ama şu an özellikle zaten herhangi bir elemede Sevilla ile oynamak kimse istemez bence. Aynen. Lopetegui Real Madrid'den kaçar gibi gitmişti. Yani o kadar o zamanlar konuşmuştuk. İspanya milli takımını öyle bir durumda bırakıp Real Madrid'de imza atmıştı.
Oradan da tabii o kadar insan ahını aldıktan sonra muhtemelen işler iyi gitmedi. Ama Sevilla'da şimdi tekrar Sevilla'da hani iyi bir iyi kulüp ya. Kim gitse başarılı oluyor yani. Yanıltıyor olabilir o da. Çok iyi kulüp. Aynen. Yani bilmiyorum, orada muhteşem bir şey var ya. İyi bir organizasyon zaten belli. Yani kim gitse orada iyi işler yapıyor. Futbolcular bir ara zaten şey bir kulüptü. Nasıl diyeyim? Rehabilitasyon merkezi gibiydi. Hani kariyerinde bir yere gelmiş ama bir türlü adım atamayan futbolcuların tekrar parlayıp şimdi de böyle çok şey bir yerdi. Bir taraftan da şimdi de çok inceci oyuncu var gibi geliyor bana kadrosunda. En son Papu Gomez de geldi. Rakitic var. Yani değişik bir takım. Yani ya şey işte La Liga'da belki biraz şu an daha özgür oyunların oynanabildiği bir platform gibi. İşte o ligin artık göz önünden biraz daha aşağıya doğru düşüşünden sonra farklı denemeler belki yapılıyor olabilir. Önceki hafta şey için de konuşmuştuk. Bundesliga için de konuşmuştuk. La Liga'da ben Dortmund'dan bahsedeyim biraz. Benim hani Avrupa'da en düzenli takip ettiğim takım Dortmund'dur herhalde. Yani Haaland gerçekten çok büyük bir yıldız adayı değil, yıldız. Sancho da aynı şekilde. Çok formda şu ara ama özellikle şimdi benim Terzic'le ilgili eleştirim, takımdaki tabii ki zayıf noktalar var ama güçlü noktaları ön plana çıkarmıyor. O takımın en güçlü yanı Guerreiro'ydu mesela. Ve defanstaki defoları gizlemek için de üçlü oynamak iyi oluyordu. Sağ stoperde Emrecan, işte sol stoperde Zagadou vardı da Zagadou yok şu an, sakat. Ortada da Hummels. Hummels de o üçlünün iyi bir ortası oluyordu. Ama şu an dörtlü oynatıyor. İşte sol beke koyduğu zaman Guerreiro o etkinliğinde olmuyor. Stoperde de Akanji ile Hummels ikilisi kötü oluyor. Yani dörtlüde sırıtıyorlar. Üçlüdeki etkinliklerinde olmuyorlar. Yani Kramaric yoktu ama Hoffenheim paramparça etti sonra hafta sonu. Önüne de Delaney'i iyi koyuyorlar. Delaney biraz direnç katıyor ama Bellingham gerçekten iyi bir, büyük bir yetenek ama çok toy şu an. Brandt'ı da çekmiyor. Şimdi yeni bir teknik direktör geldiği zaman ilk yaptığı şey oyuncuları böyle fazla şey yapmadan bir kendi mevkilerinde görmek galiba. Onu deniyor. Brandt'ı sürekli sola sağa atıyor ama onun en etkili olduğu dönem Dortmund hep ortada oynadığıydı. Witsel'le. Witsel de gitti. O da tabii çok olumsuz etkiledi. Haaland var ileride. Reina formsuz. Royce çok sakatlandı artık. Vücudu da kaldırmıyor herhalde. Yani yaşı 32 ama o kadar sakatlıktan sonra tabii eski şeyi yok. Yani Dortmund çok iyi, çok kötü durumda şu an. Yani Sevilla bence avantajlı. Ya şeyde Terzic'te ne gördüler acaba? Ya şöyle. Sadece idare edelim bir şekilde. Piyasada hoca yok. Şimdi, yani malum herkesin. Aynı 3-5 tane hocanın etrafında dönüyor. İşte kulüplerde mesela farklı hocalar denemek zorunda kalıyorlar. Orada yapılmak istenen Marco Rose sene sonu anlaşılacaktı. Onunla takımı kurmak istiyorlardı yeniden. Çok başarılı bir hoca. O zamana kadar idare etsin, bizi şampiyonluğa götürsün dediler de orada bir Stuttgart mağlubiyeti şey yaptı. Psikolojiyi alt üst etti. Yani ben yerlerinde olsam Favre ile sezonu bitirirdim. Ondan sonra Rose'ye giderdim ama öyle olmadı. Şu anda çok sıkıntısını yaşıyorlar. Ya onun ayrılışı da çok ilginç. Yani muhteşem bir eşleşme gibiydi Favre-Dortmund eşleşmesi. Bence Favre'de o karizma yok işte. Bir yere kat. Ya onu biraz şeyde Terzic'i de abi Terzic şey buyur karizma abi. Yok. Büyük takım hocası karizması yok maalesef. Oyuncuları yani çok müthiş bir hoca gerçekten. Yani Dortmund'da da elinin değdiğini düşünüyorum. İşte 2 sene önce şampiyon olacaklardı. Oyun olarak şampiyon olacak kadar iyilerdi ama sürükleyemedi işte. Sonda bir şeyde fırtınada alabora oldu takım. İşte orada büyük hocalık ortaya çıkıyor. Sadece işte teknik taktik değil. Ki çok da kısıtlı bir kadroydu Bayern Münih'e göre. Şampiyon yapacaktı. Terzic'le de ilgili bugün şöyle bir şey okudum. Terzic'i tutmak istiyorlarmış. Yani ekibinde yer almasını istiyorlarmış Rose'nin. Terzic'den bahsetmek istiyordum. Sen iyi tanırsın Beşiktaş'ı. Yani Beşiktaş'ı takip edenler aynen hani iyi tanır. Bilic'in ekibindeydi Terzic. Bilic çok övüyordu Terzic'i. Çünkü çok iyi bir analizciydi Terzic. Bir sonraki fikstürde ilerleyen maçları analiz edip oyun kurgusunda Bilic'e yardım ediyordu kurması konusunda. Hatta sürekli müdahale ettiğini ve onunla bu yönde tartıştığını anlatırdı ve bu çok hoşuna gidiyormuş Bilic'in. Bu yüzden şeyde ekibinde en güvendiği hani antrenörlerden biri olarak Terzic'i sürekli överdi. Zaten İngiltere'ye gittiğinde de yanında götürmüştü Terzic'i de. Yani iyi bir analizci, belki taktiksel olarak donanımlı olabilir ama bunu sahada ve futbolculara düşündüklerini aktarmak ve ikna etmek başka bir şey. Şu var zaten. Hani daha çok da genç bir tek yazma.
Almanya'da, İngiltere'de zaten yardımcı antrenörleri öyle, eski futbolcumuz işte Borussia Dortmund'un büyüklüğünü aktarsın diye falan seçmiyorlar. Kıymetli biri olduğu kesin ama o takımda ya kolay da Tabii değil tabii. Dortmund'u bu haldeyken çalıştırmak. Çok fazla genç oyuncu var. Yani sadece taktik teknikle olacak bir şey değil. Tabii ki tecrübeli oyuncular da var işte Hummels gibi, Emre Can gibi, Royce gibi ama şimdi gemi su almaya başlayınca da tecrübesiz bir teknik direktörün o gemiyi kıyıya ulaştırması kolay olmuyor. Mutlaka toparlayacaklardır da bu eşleşmede Ya zor yani. Seviye de kötü bir kura. bir de şey dedin ya sen, ya çok potansiyelli bir takım, çok yetenekli bir takım ve çok genç bir takım. Tabii tecrübeli futbolcular da var. Hani büyük maçlar oynamış, kupalar kazanmış futbolcular da var ama o karışımı yapabilmek çok önemli. O karışımdan bir şey elde edebilmek çok önemli. Bir de bir müddet sonra o kadronun ayağa yere sağlam basmasını sağlamak da çok önemli bir meziyet. Deminden dedin ya sen hani şampiyon olacak kıvama geldiler. O oyunu oynuyorlardı 7 ama puan sonra öndelerdi hani devre işler arasına öyle girerken. gitmedi. Oradan şampiyonluk Evet, verdi. evet, evet. İşte o ayakları yere sağlam basan bir takım halinde onu devam ettirebilmek Evet. çok önemli bir meziyet. Yani dediğim gibi biz senle şeyde konuştuğumuzda da işte niye Avrupa'da artık teknik direktör çıkmıyor konuştuğumuzda da artık bunu yapabilen teknik direktör de çok kalmadı. Ya da yeni yeni çok çıkmıyor. Evet, yani yeni Almanya'da biraz çıkıyor. İşte onları da zaten Premier Lig'e gönderiyorlar da eskisi kadar çok değil, evet. Onu kabul etmek lazım. Yani Real Madrid'e aday birkaç tane hoca olurdu eskiden. Şimdi mesela Real Madrid hoca bulamıyor. Aynen. Diğerleri de Sonra öyle. tekrar Ben mesela sen bunu ilk şeyde fark etmiştim. Spalletti'yi getirmişti Inter. Hoca bulamamıştı çünkü. Yani onun gibi biraz. Roma ve Inter. İki İtalya'dan hep iyi evet. hocalar çıkardı. Son dönemde işte Allegri dışında pek çıkmadı ve biraz Conte. İstersen İtalyanlardan pası attım sana, sonra eşleşmeye geçelim. Benim pek söyleyeceğim bir şey yok bu eşleşmeyle ilgili Aynen. ama. Allegri demişken, Allegri sonrası yerlerde sürünen Juventus, hiç de iyi gitmeyen bu aralar Ya Porto ile ben sana şöyle karşılaştı. söyleyeyim. İlk turda farklı gruplara düşmüş olsalar Avrupa Ligi'nde izleyebilirdik bu eşleşmeyi. Yani Dinamo Kiev ile Ferencvaros'u değil de işte biraz dişli bir Değil takımı çekselerdi şu an Juventus'u Avrupa Ligi'nde görürdük. Porto da nispeten iyi bir gruptaydı. Çıkabildi ama kötü durumda ikisi de ya. Porto liginde dahi çok zorlanıyor şu ara. ya şimdi Juventus, Inter'in ligi domine ettiği bir dönemden sonra Juventus domine etmeye başladı. Conte, sonrasında Allegri ve tek amaç Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Juventus Ya yıllardır bunun için Sarri mücadele çok ediyor. İki kötü diye defa kovdular, o finale bile şampiyon gittiler, oldu. finalde kaybettiler. Yani evet, bir türlü bunu başaramayıp sonra Allegri'yi gönderip Pirlo'yu teknik direktör İşte yapmak o arada bir Sarri çok geldi ilginç geldi de bana. yani ben olsam Yok yok hani Allegri'yi ben geri getirmeye Sarri'den sonra çalışırdım. yani Allegri direkt çok iyi hani hoca tabii. bence. Milan'da da çok haksızlık edilmişti. Zaten Milan'ın da iki yakası bir araya gelmedi o gittiğinden beri. Ya bu eşleşmede de yani Juventus tabii ki avantajlıdır yani, hiçbir şey olmasa Ronaldo var ama yani izlemem herhalde o maçı. Yani diyorum mutsuzdur Ronaldo ya. mutsuz mudur sence Ya şu motive an? edecek hiçbir şey yok onu çünkü şu an. İtalya Ligi'ni kazanmak yani Federico Chiesa'yı motive ediyordur işte, kupam olsun diye de orada kimseyi motive etmiyordur zaten. Avrupa'da da bir şey yapmayacaklarını biliyorlardı. Şimdi büyük konuşuyorum, bir ilginç şeyler yaparlar belki de. Zor. Juventus bu turu geçip elenir en fazla. Ya şey için diyorum. Hani oraya başka bir challenge için gitmişti sonuçta Ronaldo. Hani İtalya Ligi'nde şampiyon olmak tabii ki. O unvanı da o rozeti de yakasına takmak tabii ki istiyordu da. Ama asıl amacı başka bir O takımla ayrılık daha kimseye Şampiyonlar Ligi'ni yaramadı. kazanmaktı. Ne Real Madrid'e yaradı ne onlara yaradı. Real Madrid 300 milyon euro harcadı. Çok daha kötü durumda. Ronaldo da işte atıyor. İşte şu kadar havada kaldı maçta kafa vurmadan falan. Şu rekoru kırdı diyorlar ama Real Madrid'deki gibi değil tabii ki yani. Ya vücut dili de zaten hiç Ne yapar sence? Yapar mı bir güzel değil Manchester United yani iyi falan? durmuyor.
Bence bu sene sonu yeni bir ya. heyecan arar. Çünkü son şans artık yani. Tabii ki çok iyi bakıyor kendine de ya son 1-2-3 yılı Ama yani burada heba etmek istemez bence. Belki işte senin dediğin gibi Pirlo'dan vazgeçerler mi? Bundan Pirlo'dan iyi bir ya Juventus'un şey ortaya sorunu şu. Çıkacak. Biraz FM oynar gibi her boşa ama çıkan oyuncuyu aldılar. Ve yaş ortalaması yüksek de bir takım. Bir de elindeki değerleri de çok şey yapmıyor. Mesela şimdi orada Dybala var. Ronaldo geldikten sonra Dybala da yok oldu. Yani sonra şey gibi biraz İtalyan futbolunun parlayan her yıldız adayını alıp o yıldızı sönünce geri gönderiyorlar işte. Bernardeschi bayağı revaçtaydı. Aldılar. Çocuk bitti. Şu an onun yerine yine Fiorentina'dan Chiesa'yı aldılar. Chiesa'yı. Ama Bernardeschi daha olmamıştı abi. Olmadan Juventus gibi bir şeyin içine girdi yani. Daha hani i̇şte, bir Bayern sezon daha kalıp Münih'lik oynamaya çalışıyorlar ama olmuyor. Gelmiş olsaydı ya orada yetişmiş, daha yetişmişten de değil ya. Galatasaray Fener Beşiktaş için de diyoruz. Özellikle ben Fenerbahçe için söylüyorum. Ya Bayern Münih'te toprak verimli. Kimi alsa kimi koysa verim alıyor. Yani işte Choupo-Moting'i falan bile koyduğunda bir şeyler yapıyor. Zaten bir takımın iyi gittiğini ben oradan anlıyorum. Ama Juventus'ta şu an kimi alsan kimi koysan geldiğinden geriye gidiyor. Şimdi De Ligt çok büyük umutlarla işte kapış kapış herkes istiyordu. 80 milyon euro verip aldılar. Ben yanlış bir takıma gittiğini düşünüyordum. Ne oldu De Ligt? Ama mesela şeye gittiği zaman oyuncular işte Bayern Münih'e gittiği zaman düşüşte de olsa yükselişte de olsa orada öyle bir düzen var ki oynuyor yani. Yani Bayern Münihçilik şey zannediliyor işte Almanya'daki bütün oyuncuları parayı basıp alıyor. Hayır. Yani daha çok para verdiği için almıyor. Doğru oyuncuya gittiği için alıyor. Aldıktan sonra da düzeni olduğu için oynatıyor. Hoca Hansi Flick de olsa, Ancelotti de olsa, Guardiola da olsa, Heinkes de olsa oynuyorlar yani. Evet, ben şey için de demiştim. Hani Ronaldo için sen bir Manchester'da evet yapar mı diye sordun. Hani belki Pirlo yerine bir tekrar Allegri'nin geri dönme ihtimali ortaya çıksa, ikna olsa belki bir sezon daha devam edebilir. Katılıyorum, evet. O zaman olabilir. Çünkü Allegri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu vaat eder ama o takımda da hareket alanı biraz dar işte. Çok fazla bitik oyuncu var. Şimdi Ramsey falan gerekli miydi sence? Evet. De çok söyleyeceğim bir şey yok ya. Juventus'a sabaha kadar sallarım ben yani. Soru. Ya abi burada kapatalım o zaman. Önümüzdeki haftada tekrar bu maçlar oynanmış olacak. Bir konuşur. Önümüzdeki haftanın fikstürünü devam ederiz. Bu hafta için aklına gelen, bahsetmek istediğim başka bir gözüne... Vallahi Alonso korkuttu beni biraz. Fernando Alonso. Vallahi çok kötü haberler almaya alıştık abi biraz spor dünyasından. Ya işte çocukken bilgisayar oyunuyla tabii ki başta ama sonra ben rally'yi de çok takip ederim. Colin McRae bir kahramandı bizim için. İşte parmağını kırmıştı. İşte yuvarlanmıştı bayağı yüksekten otomobiliyle falan. Alışmıştık onları görmeye ama bir helikopter kazasında kaybettik onu. Çok acıydı gerçekten. Yani bu kadar kazasını gördüğüm birinin bir haber bülteninde helikopterle kaza geçirdi, öldü diye görmek çok acıydı. Sonra Schumacher'le talihsiz bir şey yaşadık işte şu an kötü durumda. Ya bu tip ilginç geliyor bana. Bu tip nispeten riskli sporları yapan insanların sporu bıraktıktan sonra başka şekilde bu noktaya gelmesi. Alonso bırakmadı da çok tecrübeli bir pilot. Biz de dönüşünü dört gözle bekliyorduk. Çünkü eski tarz, onun tarzı pilot yok pek. Şu an arabanın performansıyla o pilotlar ön plana çıkıyorlar ya da geri plana düşüyorlar. Alonso biraz otomobilin performansını esnetebilen bir pilot. Dönüşünü çok merak ediyorduk ama neyse gelen haberleri çenesinde bir kırık varmış. Tedavi edilmiş. Zaten 1,5 ay var sezonun başlamasına. Ona zaten yetişecek. Hatta bir ay sonraki Bahreyn'deki testlere de yetişecekmiş. Onu da paylaşmak isterim dinleyenlerle. Evet evet yani bir gerçekten duyunca hiç o kadar kötü haber aldık ki bu konularda. Ya Alonso ve kazayı aynı tweette görünce hiç iyi bir şey gelmemişti aklıma. Çok rahatladım öyle olunca gerçekten. Ki beni tanıyan arkadaşlarım falan bilir. Ben yarışırken, şampiyonluğa yarışırken özellikle Alonso'yu sevmezdim.
geri sıralara düşünce değerini anladım. Ya bu arada son Ya şeyi şey söyleyeyim, var öyle vereyim abi, sana söz bahsettiğin istersen. her gençlik Amazon'da zaman şey var. Alonso ile ilgili pardon bir abi, pardon, buyur. dizi var, 5 bölümlük. İşte Formula 1 sonrası farklı şeyler, Dakar, Le Mans falan deniyor. Tavsiye ederim motorsporları da biraz ilgilenenlere. Tavsiye ederim. Yani buyur abi, böldüm. Ve ben şeyden bahsedecektim abi. Hani deminden saydığın isimler gençlik zamanlarımızın idolleri ve onları ulaşılamaz ya da yenilmez olarak sürekli beynimize kazıyoruz. Ama o işte kaza yaptıklarını, ölüm haberlerini ya da işte daha kötü duruma düştüğü haberlerini duyduğumuz zaman o beynimizdeki şeyleri, o yenilmez algıları biraz böyle bizi zorluyor, De zedeliyor. çocukluğuma O zarar tabii ki gelmiş gibi zor geliyor hissediyorum ya. insana. Evet. Şey olur ya hep böyle çocukluğumuzda Vallahi çok öyle evet. sevdiğimiz ünlüleri kaybettikçe gençliğimiz ve çocukluğumuz da taraftan kaybediyoruz ya. İnsan onlarla Ya da ilginç gelecek bir ama bağ ben kuruyor sonuçta. böyle kar yağdığında araba Onların kötü, üzerine yani kurulu hayal. arabam kontrolü zorlaştığında falan çok anıyorum Colin McRae'yi. Yani hep şey, çok oynardım ben Colin McRae Rally. Şimdi bugün karda, Ankara'da da çok kar yağdı. Ben Ankara'dayım, sen İstanbul'dasın. Bize bugün geldi kar. Ya benim evimin orada bir nispeten yüksek. Arabam bayağı zorlandı. Çok andım Colin McRae'yi. Yani onun oyunuyla biraz olsun. Karda ilk denemelerimi onun oyununda yapmıştım. Yani Ankara için çok şaşırtıcı haber olmaması lazım kar yağması, ama biz burada çocuklar gibi Yani şen hafta evet. sonu. Uzun süreden sonra İstanbul'da Öyle kar de bu da çok görmek iyi sağlıklı bir geldi. durum gibi Bence gelmiyor herkese iyi bana. geldi. Yani bu kadar yağmayıp yağmayıp sonra bu kadar şiddetli yağması da ne kadar normal bilmiyorum. Evet. Olsun. Kar güzel. Ben teşekkür Evet ederim, abi. sağ ol. Teşekkür Bugün ederim. ikimizdik. Ben onun için benim o gün Malin'in Ağzına yerine de sağlık. konuştum bugün. İyi yaptın. Ağzına sağlık tekrardan. Geçiş Oyunu kanalımızın haftanın konuşmaya değer altını çizdiğimiz konularını konuştuğumuz programında sona geldik. Barış'la beraberdik bugün. Hoşça kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bay bay.